1934 doğumluyum. Tunceli'nin Nazilli ilçesi Civarı köyünde doğdum. Doğduktan sonra hayatım çok değişik ve karmaşık geçti. Bende Dersim travması var. Geçirdiğim olaylar beni şok eden, şaşırtan, travmalı bırakan, vurgunluğa sahip eden bir durumdadır. Bu nedenle ben Dersim'den bahsedildiği zaman çoğunlukla bu travmanın etkisinde kalıyorum ve bir müddet ne konuştuğum belli ne de anlattığım çok karmaşık bir hayat yaşıyorum. Ve ben halen o travmayla yaşıyorum. Küçük yaşta, 5 yaşında kıyma uğradım. Kıyma uğrarken ailem 55 kişi ismen belirttiğim bu kitapta bunları yazdığım için kitap yasaklandı ve topraktırıldı. Ve ondan sonraki eserlerime artık bütün yazılarıma el kondu. Kitaplarım alındı. Bir şey yazamaz edemez oldum. Dersim benim için çok enteresan bir ülke. Dersim'de insan yaşamını önemseyen aşiretler var. Aşiretler arası kurul halen bu şeyden, bu dönemden daha iyidir. Aşiretler Hasan Saka Ermeni olayını mahkum edilmiş bir insandır. Hasan Saka bu mahkum durumda hapishaneden çıkarılıyor ve Türkiye'de bakan oluyor. O da aynı Kırım'ı devam ettiriyor. Dersim Ermeniler Kırım'ının bir devamıdır. Ermeni olayı nasıl Hasan Saka gibi suçların bir hüneri ise Dersim olayı da aynı suçların hüneri olmuştur, daha doğrusu yapılmıştır. Bu nedenle önce kişi olarak ben çok patriler geçirdim. Söylediğim doğrulardan dolayı mahkum oldum. Garipsendim. Kitaplarım topraktırıldı. El konundu. Çıkaran bir şey hareket edemez oldum. Oysa ben doğruyu söylüyordum. Ailemden 55 kişiyi aldılar sürgün diye yola çıkardılar ve aşiretin etkili sınırını geçtikten sonra, yani Derova'dan sonra, nahiyemiz bizim Derova, Derova'dan sonra bir yere, bir derenin içine toplayıp kurşun dahi sıkmadılar. Gaz döküp yaktılar. Bunu kitabımda isim isim tek tek yazdığım için kitabım topraktırıldı, yasaklandı ve elim ayağım bağlandı bu yönde. Dersim benim için bir kabustur. Her dersimde, sözleşimde bu kabusu yaşıyorum. Ve elimde olmadan sözüm kesiliyor. Bir konuşamıyor. Doğruyu tam ifade edemiyorum. Ben Dersim'in bir onuru, onur kabul ediyorum. Dersim'i olmak bir onurdur. Dersim başkentleri kendi içinde o zaman Cumhuriyet'in kanunlarını yaşattığı yaşamdan daha değişik bir yaşam yaşatmış. Ve Dersimler
aşiretleriyle çok modern bir durum yaratmışlardır. Hayatımda mesela 1938'de köyü bize geldiler. Bizim tam evin 150 metre ilerisinde bir yerde bütün köyleri topladılar. O gün köyler kendiliğinden geliyordu. Bir haber salmışlardı köyleri toplansın diye. Yolda bazı Kürt askerler bizim köylere Kürtçe konuşup ya bunlar sizi öldürecekler, niye kaçmıyorsunuz? Bak burası Bingöl yakın, hemen kaçın kurtulun diye. Fakat köylüler hayır, biz ölürse hep beraber öleceğiz diye şey yaptı. Çok enteresan başıma geçen bir olay şöyle. Önce ben askerin kim olduğunu, ne görevde olduğunu, nasıl olduğunu bilmiyordum. Geldi Putinli silahlı adamlar, amcalar diyordu ben, Putinli adamlar. Putinli amcalar geldi, o zaman bizim bir bostan vardı. Bostan ekmişti, bostanda salatalık vardı. Salatalık, bu askerler gitti, salatalığı köküne söküp getirdiler, yemeye başladılar. Ben kendi aklımca tutmaya çok acıdım. Dedim ki şimdi amcam bunu görürse döver bunları, söver bunları, hakaret eder dedim. Bir baktım ki sonra amcamın etkisi yok. Babam o zaman askerdi. Asker olduğu için de bizi sürgün diye 55 kişiyi topladılar. Sürgün diye sürecekler. O zaman söylenen yer Tekirdağ'da. Edirne'ye yakın bir yere süreceklerdi sözde. Topladılar bizi. Karargah bizim evde kurulmuştu. Evin tam yanında bir açıklık var, tarla var, orada kurulmuştu. 150 metre ilerisinde bütün köyleri topladılar. Kırma başlayacaklardı. O anda nasıl olduysa köyler hepsi kendi elinden geldi ve köyler kaçmıyordu. Ölürsek beraber ölürüz diyorlardı. Askerler bizim bostanı şey yapınca ben kendi kendime bunlar yara yazık oldu. Amcam gelirse bunları döver, bunlara hakaret eder diye düşünüyordum. Fakat baktım ki amcamın hiçbir etkisi olmuyor. Askerler gidikçe gidiyor, kalan salatalığı bütün köklerle söküp getirip yiyorlardı. Ve kimse bunlara müdahale edemiyordu. Bu benim için apayrı bir dünya oldu. Yani otorite bu ailemden değil, otorite artık askerde, jandarmadaydı. Amcamın bir hiç olduğunu görünce şoke oldum. Ve dünyam değişti. Bir asker nasıl geliyor da amcama hakaret ediyor. Nasıl salataklarını söküyor. Nasıl bizi sürgüne ediyor. Bunlar uzun süre aklıma almayan şeyler oldu. Sonradan Anya'yı Konya'yı anladım. Biz Dersimler bir hiçiz. Bizim evin 150 metre ilerisinde bir vadi var. O vadi içinde köyleri topladılar tek tek. Köylere askerler kaçın. Burası Bingöl yakındır. Sizi öldürecekler bunlar. Dedikçe onlar hayır. Bizi öldürsünler. Biz hep beraber ölelim diyorlardı. Ve bütün köyler hiç bir haberle kendilerinden akın akın geldi. Mezreler, 3 tane mezremiz vardır. Balık.
ki bala diyorlardı, balık bir de gemik merkez. Geldiler ve bizim orada toplantılar hepsi. Toplantıktan sonra çobanlar dahi hayvanları bırakıp geldiler. Nöbeti bıraktılar. Çünkü o zaman hayvanlar evler arasında nöbetle tutuyorlar, götürüyordu. Ben o zamana kadar köyün otoritesinin üstünde bir otoritenin olduğunu bilmiyordum. Her bütün gücü aile olarak biliyordum. Aile güçtür, hiç kimse karışamaz, hiç kimse rahatsız edemez, hiç kimse hak hukukuna dokunmaz. Hak hukuk köylü genelinden oluyor, geliyordu. Dersimde silahlar toplanmış, bizim köyde silahlarını tezip etmişti. Ve gelenler teşekkür ettiler, dediler ki silahlarını teslim ettiği için teşekkür ederiz dediler. Fakat 3 kişiyi işkenceye aldılar ve siz silahınızı vermemişsiniz. Ha, köylere vermeyeceğim ama size daha silah var. Gidin getirin. Bu adamlar gitti, başkasından ödünç aldı getirdi ve teslim ettiler. Hayır, bunlar ondan başka sizin silahınız var, işkenceye aldılar. İşkencede aldıkları zaman ben dünyam değişti. Çünkü işkence yaptılar 3 kişiye. Sehpa kurdular. Sehpa diye değil, o zaman bizde ayran, yayık vardı. Yayık asmak için yayık şeyi vardı, sehpası vardı. Gelip onlara 3 kişiyi astılar. Fakat işlerinden birisi Mebudur diye, Uzun Mehmet diye boynu yerden sürdüğü zaman ben hayatımı kaybettim. Ve olduğu yerde bayıldım, durdum. Halen onun travması üzerimde ve onu yaşıyorum. Yani çünkü o adamın boynunun yerde süründüğünü, alnından kan geldiğini gördükçe hala kötü oluyor. ...1938 benim için bir doğum diyeyim, ayrı bir dünyadır. Bu dünyayı tekrar yaşamak istemiyorum. Fakat dünya beni bırakmıyor. 38'de yakılanlar benim ailemdi, bendim. Dedem. Elli beş kişiyi sürgün diye aldılar, yola çıkardılar. Bizi o zaman bir subaya teslim etmişlerdi. Subay benim babamın askerde olduğunu öğrenince
Beni bir annemi katmadı şeye. O kervanı. Biz arkasında koşup sürgüne gidenlere katılmaya kalktıkça o bizi ayırdı. Ben bir subayım. Subayım. Ailesi asker olan birini bu kervana katmam, bu sürgüne katmam diyordu. Tabii o zaman o öldüreceğimizi biliyordu. Ama hiç olmazsa çocuğunu öldürmeyin diyordu. Yolun yarısından sonra kervanı, yani sürgüne gidecek adamları o şeyden daldılar. Yüzbaşından daldılar. Yüzbaşıyı ayırdılar. Ve Derova'da, yani bizim nahiyede aşiretin etkisini geçtiği yerde 55 kişi elleri ayakları bağlanarak üstüne gaz dökerek yaktılar. Bunu anlatmak kolay değil. Yanan bendim. Dedim. Nasıl ölür müyüm? Etti yanan bendim. Dakika dedikleri anneleri yüz yaşında olduğu için onu asmışlardı. Evde asılı bırakmışlardı. Askerler asmış. Asmışlardı. Bir iple, oysa o yüz yaşındaki kadın kendini asamaz. Asılı bırakmışlardı. Köyü terk ettikten sonra. Her toplandıktan sonra birden uzaktan bir silah sesi geldi ve bir adam haber getiriyorum dedi. Kumandan ölümü durdurdu ve gelen silahlı af çıktı dedi. O sıralar maalesef tebrik yapmak İtalya'da NATO toplantısında bir gazeteciniz sorusuna cevap verirken dersimde ıslahat oluyor, bir şey olmuyor diye söylemişti ve onun üzerine af çıkmıştı. Af emri geldi ve bizi öldürmeden bırakıp döndüler. Af emri çıktıktan sonra benim ailem, annem ve kardeşlerimle biz mecburen dağa çıktık da saklandık. Dağda yılanla, çiyanla birlik olduk. Ve geceleri saklanıp geceleri gelip köyde bazılardan yemek alıp gidiyorduk. Hep ondan sonra hayatımız hep dağda geçti. Saklanarak geçti. Ne kadar süre saklandınız? Biliyor musunuz? Hatırlıyor musunuz? Bir ay, iki ay geçtiğini sanıyorum. Bir ay, iki ay saklandık. Yiyecek yoktu. Biz Melkis'e yakın bir yerde, bir köyde, Bedru Dağı'nda yabancılar saklandık. O
sabah orada gizleniyor, akşamları gelip mecliste tanıdıklarıyla yemek yiyordu ve alıp gidiyordu bir kısımda beraber. Bu şekilde 2'ye yakın bir süre yaşadık. Çok acılı günler geçirdik. Peki oraya hiç köye gittiniz mi? Civariye tekrar döndünüz mü? 1-2 ay yoksa içinde hiç köye dönebildiniz mi? Köye gidemedik. Bedro'da saklandığım için Merkez Medresesi'ne geliyorduk. Orada tanıdıklar bize yiyecek falan veriyordu. Tekrar kaçıp oraya saklanıyorduk. Onlar da korkuyorlardı. Mecburen. Gizli veriyorlardı yemek bize. Peki nasıl saklandınız? Yani ormandaydınız, dağlarda kaldınız ama bir yer yapmış mıydınız? Bir yeriniz var mıydı? Yok, hayır, dağda kalıyorduk. Mağarada kalıyorduk. Bedro Dağı'nda mağaralar var. Yani saklanabileceğim kaya içi olukları. Orada kalıyorduk. Tabii çocuk olduğum için ben de o zamanki yaşama teferruatıyla düşünemiyorum, anlamıyorum. Ama acılı günler geçirdik. Çok acılı günler. Bir geldi. Bu ara benim babam geldi askerde. Hastaydı. Geldikten kısa bir süre sonra vefat etti. Peki babanız yaşanan katliamı öğrenmiş miydi? Öğrenmişti. Ama askerde olduğu için o tam her şeyi bilemezdi. O da hastalandı. Askerde. Doğu bölgesinde askerlik yaptı. Sanırım müzatür olmuştu. Kısa zamanda öldü. 1941 yılları olabilir. Çünkü o zaman askerlik 4 sene falandı. Peki orada neler yaşadınız Hüseyin amca? Orada neler yaşadınız? Köyde neler yaptınız? Nasıl geçindiniz? Veya yani oraya geldiğinizde her şey yerli yerinde miydi? Biz köye geldiğimizde her şey yerli yerinde değildi tabii. İnsanlar değişmiş. Önce Dersim'de normal hayat yoktu zaten. Mesela 12 günlük bir yol yapma, yolda çalışma vardı. Jandarma yönetici olunca bu 12 günü 12 yıl yapıyordu. 12 ay yapıyordu. Bu bir aslında vergi değil mi Hüseyin amca? He. Bu vergi aslında bir yol vergisi. Yol vergisi. Hiç kim, yani başka yerde olmayan bir yol vergisi. Dersime mahsus bir yol vergisi. Ancak 5 çocuğu varsa muaf sayılıyordur. 5 çocuğu olması için de nüfus kayıtlarına aktarmalar yapılıyordu. Kardeşim biri 5 çocuktan fazla varsa bunları kardeşin üzerine yazdırıyordu.
affa girmek için. Yani 5 çocuğu olan aslında bu vergiden muaf tutuluyordu değil mi Hüseyin amca? Muaf sayılıyordu. Ama yönetici jandarma olduğu için jandarmanın yerde 5 çocuğu var mı yok mu hesabı yapılmıyordu. Yakaladığı yerde yol vergisi diye çalıştırıyordu. Yani her halükarda bir dersimli 12 ay boyunca bu vergi için çalışmak zorunda kalıyordu. Peki sen çalıştın mı Hüseyin amca? Sen hiç çalıştın mı bu yolda? Bu vergi için yapılan yolda çalıştırdın mı? Çocuktum, yok çalışmıyordum. Yani şey olması için, iyi olmazsa gücü yeten bir adam olması lazım. 2 yaşındaki, yani benim gibi 4-5 yaşındaki bir çocuk da ne yapar? Peki Hüseyin'e şey var mıdır? Hayvan vergisi. Yani kamçur. Bir de tabii. Bir de bu ara kamçur vergisi vardı. Kamçur vergisi hayvanları sahip olmak. Hayvanlardan vergi almaktı. Şimdi o da dersime mahsus özel bir vergi. Peki sizden alındı mı hiç, ailenizden? Bu vergi sizden veya ailenizden alındı mı? Devamlı alıyoruz hep. Alınmadığı zaman götürüp çalıştırıyordu. Yani aslında o zulüm aslında katliamın bu devamı gibi değil mi, bu uygulamalar? Uygulamanın devamı tabii. Dersimden başka yerde olduğunu sanmıyorum. Yani dersime mahsus bir özel vergi. Dersimine mahsus. Her şey jandarmaydı. Bütün yaşam jandarmanın elindeydi. Jandarma ceza verirse ceza verirdi. Jandarma affederse affederdi. Jandarma mahkum ederse mahkum ederdi. Yani devlet diye bir şey yoktu. Devlet otoritesi diye bir şey yoktu. Her şeyi jandarma bilir. Her şeyi jandarma yapar. Jandarma köye geldiği zaman bütün erkekler kaçar giderdi. Kadınlar ancak görünürdü. Çünkü kadınlara pek dokunmuyordu veyahut da kadınları dövmüyorlardı. Bu nedenle jandarmanın keyfi kadınlar tarafını bozuluyordu. Yani devlet otoritesi diye bir şey söz konusu değildi. Jandarma var. Allah da jandarma, peygamber de jandarma. Kul da jandarmaydı. Ben dersimin yapılan zulmün yerinde olmadığını, eski dersimi devam ettiğini ve suç duyurusunda bulunmam lazım geldiğini söyledim, o kadar. Savcılığa gidip bulunmak lazım. Yani benim şimdi savcılığa, yani benim ricam değil de senden o, bunu nasıl gerçekleştirir? Savcılığa ne, nasıl gideceğim? Gidemiyorum. Cumhurbaşkanı'nın Dersim katliamı söylemesi yerindedir ve o katliam şimdi de devam ediyor. Onun için suç duyurusunda bulunuyorum. Ama benim bulunmam demekle olmuyor. Başsavcılığa gidip bunu kabul ettirmek lazım geliyor. Bunun yapılması lazım. Şu anda henüz yapılmamış durumda. Suç duyurusunda bulunuyorum. Bunu lütfen siz de yardım edin. Başsavcılığa gidip gerçekleştirelim. Çağrım vardır. Hem şiddetle vardır. Ve ihtiyacım var şu anda. Bu ses durumdayım. Bir avukatın gelip de suç duyurusunda bulunmasını, gerçekleştirmesini istiyorum. Bütün Dersimlerden. Dersim bir olursa bu
bu olduğunu lütfen yerine getirin. Bunu çağrı olarak bütün dersimlere yapıyorum. Dersim bir onurdur, bir şereftir. Bu şerefi gösteririm. Benim Suç Turist'te bulunmayı gerçekleştirelim. Bütün dersimlere de sesleniyorum. Bütün avukatlarına sesleniyorum. Bana yardımcı olun. Beni Suç Turist'te bulmamı gerçekleştirin. Gerçekleştiremedim. Gidip dik duramıyorum, söyleyemiyorum. Sizler yapın lütfen diyorum. Dersim bir şereftir. Dersim bir onurdur. Bu onurum. Her dersimli övülmeli bununla. Ve bunun gereklerini yerine getirmelidir. Ben bütün dersimlerin bu hususta birlik olmasını ve dersim onurunu korumasını istiyorum. Ve dersimleri birliğe çağırıyorum, beraberliğe çağırıyorum. Dersim ormanın onur olduğunu, şeref olduğunu, bir artı değer olduğunu dersimlerin bilmesini, ifade etmesini istiyorum. Biz dersimli olarak kendi inancımızda, kendi geleneklerimize, kendi göreneklerimize, kendi adetlerimize uyalım. Bunları muhafaza edelim. Bunlar onurlu şeylerdir. Seyit Rıza çok onurlu bir kişiliktir. Seyit Rıza asi değil, haydut değil. Özellikle bunları belirtiyorum. Her noktada uyum sağlayan, barış sağlayan bir kişiliğe sahiptir. Ve bunu kendisi bizzatı göstermiştir. Hükümet ilgileriyle irtibatı sağlamış, bizzatı bütün sorunları yalnız Seyit Rıza kendi açısından değil, halk açısından. Ancak bu dürüst insanın hakkının verildiğini düşünemiyorum. Hakkı elinden alınmıştır. Bunun bugün mezarının yerinin belirtilmemesi bir gaflettir. Bence bir devlet içi de gaflettir, bir idare içi de gaflettir, bir yönetim içi de bir gaflettir. Bu gafletin mutlaka derkenar edilmesi lazım geliyor. Seyit Rıza onurlu bir insandır. Bu onurun Dersim onurla birleştiğini düşünürsek yerine getirmesi lazım geliyor. Seyit Rıza uysal bir insandır. İsyancı değildir. Kesinlikle. Haktan yana, hukuktan yana bir insandır. Ve bunun da hayattan göstermiştir. Çağrım şudur. Dersim ismi iade edilsin. 2. Seyit Rıza'nın mezarı açıklansın. Katillerin, faillerin yargılansın. Doğamız ve coğrafyamız yakılmasın. Bunları çağrıda bulunuyorum.